Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yine bir Akit özel programıyla karşınızdayız. Bugün gerçekten özel bir gündemimiz var. Türkiye siyasi gündemi ya da dünya gündemini değil, bugün biz gönül coğrafyamızı konuşacağız. Bugün Orta Asya'yı konuşacağız. Orta Asya'daki soydaşlarımızı, candaşlarımızı konuşacağız. Ne gibi sorunları var, ne gibi problemleri var? Orta Asya'da neler oluyor? Türkiye Orta Asya'ya ne gibi adımlar atmalı gibi konuları bugün masaya yatıracağız. Bugün konuklarımı çok vakit kaybetmeden size tanıştırmak istiyorum. Türkistan DER Genel Başkanı Sayın Burhan Kavuncu, Türkistan DER Genel Başkan Yardımcısı Doktor Namaz Nurmumi Muhammed ve Türkistan DER Başkan Yardımcısı Tahir Abdullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, hakikaten akrabalarımı görmüş gibiyim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz tekrardan. Şuradan başlayalım istiyorum çünkü o kadar önemli bir konumuz var ki zaman kaybetmeyelim, israf etmeyelim vaktimizi. Burhan Hocam sizle başlayalım. Şimdi Türkistan, biz soydaşız sizinle. Türkistan, Selçuklu, Osmanlı, 2000 yıllık, 3000 yıllık bir tarihimiz var. Bu tarihi ilişkileri birazcık ele alarak başlasak bence çok mantıklı ve güzel bir girizgah olur. Buyurun lütfen. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulillah. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. Sadakallahu lazim. Allah-u Teala bizden sizler hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlar içerisinden çıkmış. Hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz. Kötülüğü nehyedersiniz. Ve Allah'a iman edersiniz diye bizi tanımlıyor. Onun için sözümüzün başı da sonu da iyilik olsun. Biz kendi toplumumuz içinde, Türkiye halkı içinde, insanlık içinde iyilikten başka bir şey istemiyoruz. Başta bu şekilde sayın seyircilerimizi, Türkiye halkını, Türkiye'li Müslümanları selamlayarak sözlerime başlamış oluyorum. Türkistan dediğimiz, siz Orta Asya diye sorduğunuz coğrafya, Türkistan diyoruz biz. Coğrafi olarak Asya'nın ortası tabii. Yani onu tam Türkistan derken aslında neyi kastediyoruz? Evet. Hangi ülkeler var? Ne kadar nüfus var? Oradan başlayalım. Türkistan dediğimiz yer yani bizim Türklerin ana yurdudur. Yani her birimiz, ben 70-80 sene önce benim ailem gelmiş oradan. Ama Malazgirt'teki Alparslan'ın ordusu da oradan geliyordu. İstanbul'u fetheden Fatih'in ordusu da oradan geliyordu. Yani bu Türkiye'de yaşayan, Türkçe konuşan kardeşlerimizin hepsinin menşei, kökeni orasıdır. O zaman öz ata toprağı diyoruz. Tabii öz ata toprağımız, vatan toprağımız Türkistan. Hazar Denizi'nin doğusundan Çin Seddi'ne kadar olan bölge. Hı hı. Kuzeyde Sibirya, güneyde Pamir Dağları, Afganistan'ın Pamir Dağları'na kadar olan bölge. Yaklaşık 6 milyon kilometre kare. Yani Türkiye'nin yaklaşık 10 katı kadar olan bir bölge, Türkistan dediğimiz bölge. Ve bu bölgede yaşayan Müslümanlar, Türkistan Müslümanları yaklaşık 120 milyon nüfusa sahip. Çok ciddi bir nüfus var aslında. Evet, birlik olduğu zaman çok ciddi bir ağırlık merkezi olacak şekilde gerçekten büyük bir kitle. Ama değineceğiz şimdi yakın tarihte bu toplum paramparça olmuş, birbiriyle bağları koparılmış. Dolayısıyla en büyük topluluk Özbekistan'da yaşayan 35 milyon kişi. Özbekistan nüfusu 35 milyon. Yani Orta Asya'daki, Türkistan'daki toplulukların en büyüğü. 6 milyon kilometre karenin 4200'ü Batı Türkistan. Eskiden Rus işgali altında olan Sovyet... Komünist Sovyet. Evet, Sovyetler Birliği'nin 5 tane cumhuriyetini teşkil eden Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan. Buraya biz Batı Türkistan diyoruz. 4 milyon 200 bin kilometre kare burası. En geniş topraklar burada Kazakistan'da. Ama nüfus olarak da ağırlık merkezi Özbekistan'da. Yani yaklaşık 70 milyon nüfusun Batı Türkistan'ın yarısı Özbekistan'da diyebiliriz. Doğu Türkistan'da 1 milyon 800 bin kilometre kare ve
yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip. Yani totalde 120 milyon. Evet, totalde 120 milyon. Aslında burayı diğer Asya Müslümanlarıyla da genişlettiğiniz zaman Horasan bölgesi, İran Horasan'ı, Afganistan'ın kuzeyi, Afganistan'ın kuzeyi biz Güney Türkistan diyoruz o bölgeye. Ve Rusya'nın güney bölgeleri, Ural, Altay, Kazan ve Sibirya bölgelerinde yaşayan, Türkçe konuşan toplulukları da kattığınız zaman daha da büyük bir topluluk. Ama tarihte Türkistan kavramıyla tanımlanan bölge, yani bin yıldır Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünden ilk sözlüğümüzden bu yana Kutadgu Bilig'den Timur'un vasiyetnamesinden günümüze kadar Türkistan kelimesiyle kastedilen bölge, bu bahsettiğim 6 milyon kilometre kare. Ama günümüzde artık dünya küçüldü, kültürler arası etkileşim arttı. Bizim derneğimize Türkistan dere, şimdi değişik Sibirya Müslümanları, Rusya Müslümanları da geliyor. Onlarla da tanışıyoruz. Ya tam bir ümmet derneği oldunuz aslında. Evet, ve biz de diyoruz ki artık Türkistan coğrafyasını genişlettik. Bazılarının hoşuna gitmiyor ama biz Türkistan'ı bugün Hazar'ın batısına da Kafkasya, Rusya'nın değişik bölgelerine kadar genişlettik. Ama tabii bu tarihi bir bilgidir. Bu halkların hepsi Türkçenin bir lehçesiyle konuşur. Yani Anadolu Türkleri Anadolu Türkçesiyle konuşur. Orta Asya Türkleri, Türkistan Türkleri, Çağatay lehçesi dediğimiz Türkçenin bir diğer lehçesi. Türkçenin iki ana lehçesi var. Bu iki ana lehçenin Orta Asya Türklerinin kullandığı Çağatay lehçesi. Biz Anadolu Türkçesi evet. konuşuyoruz. Burada Azerbaycan, Türkmenler, bu Irak Türkmenleri, Anadolu Suriye Türkleri, Suriye Türkmenleri, Balkan Türkleri, bunlar Anadolu Türkçesini kullanırlar. Bunun dışında Türkistan Türkleri de çoğunluk itibariyle, tabii orada da Anadolu Türkçesine yakın şiveler var. Yani Türkmenler özellikle Harezm. Özbekistan'ın Harezm bölgesinde mesela Anadolu Türkçesine yakın bir şive kullanılır. Ama dediğim gibi bu bölge halkları Türkçe konuşan insanlar. Tacikistan hariç, Tacikler Farisi bir kavimdir. Ama onlar da Türkistan'ın asli unsurudur. Biz ayrım yapmıyoruz bu manada ırkçı olmadığımız için. Tacik kardeşlerimiz, onlar Tacikçe, Farsça'nın bir lehçesidir. Ama onlar da Türkistan'ın asli unsurudur. Farsça derken Sasani'den, bugün İran'dan değil mi? Evet, evet. Yani tamamen Afganistan Tacikleri, Özbekistan Tacikleri, Tacikistan Tacikleri. Orta Asya'nın her tarafına yayılmıştır. Tacik kültürü de çok etkilidir Orta Asya'da, Türkistan'da. Yani biz onları da kendi dilimiz, kendi kültürümüz olarak kabul ediyoruz. Bu bölge Türklerin ana yurdu. Tarih boyunca birçok göçler verdi. Bu göçlerin hepsini tabii anlatırsak programlarımız sığdırmamız maalesef mümkün değil. Ama yakın tarihte bu Orta Asya Türkistan Müslümanlarının yakın tarihte yaklaşık 150 yıldan beri bağımsızlığını kaybetmiş. Rus ve Çin işgali altında yaşadığını söyleyebiliriz. 1865 yılında Taşkent'in işgaliyle beraber, Taşkent 1865 yılında Ruslar tarafından işgal edildi. Ve Batı Türkistan Rus işgaline girdi. Hemen hemen aynı dönemde... Şunu soracağım hocam, peki Osmanlı'dan kopuş tam bu tarih mi? Osmanlı'yla zaten tamamen ayrı. Yani Osmanlı Devleti Anadolu coğrafyasında kurulmuş. Orta Asya'da Özbek Hanlığı, Şeybaniler, Timuriler, Hive Hanlığı, Kokan Hanlığı, Buhara Emirliği tamamen farklı siyasi yapılar. Fakat mesela Hanlıklar döneminde Orta Asya'daki Hanlar, Buhara Emiri, Kokan Hanı, Hive Hanı ayrı ayrı mektuplar yazarak Türkistan'a, Osmanlı halifesine biat etmişlerdir. Ve kendilerinin Orta Asya'daki halifenin vekili olarak kabul edilmesini istemişlerdir. Bu yazışmalar var. Türkistan, Osmanlı, Türkistan ilişkilerinde bu var. Bu hangi dönemde oluyor peki? Bu dedim 19. yüzyılda oluyor.
Yine ilginç bir bilgi. Bunu Profesör Hakan Erdem ortaya çıkardı. Önemli bir bilgi. Osmanlı sultanları, son dönem Osmanlı sultanları, yani 19. yüzyılda Osmanlı sultanları fermanlarının altına imzalarını atarken Türkistan Hakanı diye atmışlar. Çok ilginç. Hakan Bey'in ifadesine göre bu belgelerini de yayınladı. Hı hı. Türkistan Hakanı, yani Osmanlı padişahları 19. yüzyıldan itibaren Türkistan'la bu yönde bir iletişim olmuş. Hı hı. Özellikle Sultan Abdülhamit ve Sultan Abdülhamit'le beraber onun son dönemleri ve İttihat Terakki döneminde daha yoğun bir iletişim olmuş. Ki şöyle bir durum da var, size ek bilgi olsun. Sultan Abdülhamit'in özellikle sadece o Türkistan bölgesinde değil, Çin'deki 50 milyon Müslüman dahi kendisine biat ettiği tarihi bir gerçek olarak gün yüzüne, evet, çarpıyor. Evet. Bu Rus işgaline karşı, Çin işgaline karşı Türkistan hiçbir zaman teslim olmadı. Hı hı. Her zaman bağımsızlık arayışı içerisinde oldu. Fırsat buldukça ayaklandı. 1885 yılında Andijan ayaklanması, 1898 yılında Dükçüeşan ayaklanması, bunlar bugün Özbekistan, hı hı, sınırlarında kalan bölgelerde meydana gelen mevzi ayaklanmalar ve bu ayaklanmaların Osmanlılar tarafından desteklendiği, hususen 1916 Büyük Türkistan Kıyamı. Önceki ayaklanmalar mevzi ayaklanmalardır ama 1916 kıyamı Türkistan'ın coğrafyasının tamamı ayaklanmıştır. Yani en batıdaki Türkmenistan bölgesinden en kuzeydeki Kazak bölgelerine, doğudaki Kaşgar bölgesine kadar Türkistan'ın tamamı ayaklanmıştır. Bu elinizdeki şeyde... Yani Türkistan Derneği'nin 1916 kıyamıyla ilgili çıkardığı kitap, Türkistan Derneği'ne gelen herkes temin edebilir herhalde, değil mi? Tabii. Yani özellikle tavsiye ediyoruz değerli izleyenlerimiz. O 1916'da özellikle büyük bir isyan var, büyük, bir ayaklanma büyük var. Büyük bir kıyam oldu 1916 kıyamında. Ama tabii biz teknolojik olarak, ekonomik olarak, askeri olarak geri olmanın, zayıf olmanın neticesinde hep askeri stratejiler olmaksızın sadece cesaret, kahramanlık ve iman kuvvetiyle savaştık. Hı hı. Ama bu savaşlar maalesef savaşın gerektirdiği donanımı, altyapıya haiz olmadığı için neticesi yenilgi oldu. Osmanlı'nın o dönemde 1916 ayaklanmasında Enver Paşa'nın göndermiş olduğu Teşkilat Mahsusa subaylarının da burada rol oynadığı, yine tarihi kayıtlarda geçiyor. Ölüm yıldönümüydü. Evet, geçtiğimiz günlerde Allah rahmet etsin, ölüm yıldönümüydü Enver Paşa'nın. Yani Türkiye siyasetinde farklı bir yeri var ama Türkistan için ittifakla biz büyük bir şehit, büyük bir kahraman olarak kabul ediyoruz. Enver Paşa Türkistan'ın bağımsızlığı için geldi oraya. Hı hı. Türkistanları birleştirdi. Rus işgaline karşı savaştı. Ve o savaş sırasında gerçekten büyük bir kahraman olarak can verdi, şehit oldu. Kanını Türkistan topraklarına akıttı ve Türkistan topraklarına defnedildi. 1922 4 Ağustos tarihinde. Bu Çarlık dönemi dediğimiz dönemde, hı hı, Batı Türkistan'ı Rus Çarları iki bölgeye ayırdılar. İdari olarak bir Türkistan müfettişliği bölgesi, bir Bozkır müfettişliği bölgesi diye. Yani o zaman bütün Türkistanlar kendilerine Türkistanlı diyordu. Çevre ülkeler de onlara Türkistanlı diyordu. Yani işgalciler de buraya Türkistan diyorlardı. Ama komünizm döneminden sonra, hatta komünizmin başlangıcında Lenin döneminde de buraya Türkistan deniliyordu. Lenin'den sonra Stalin Türkistan kelimesini yasakladı. Burayı 5 cumhuriyete böldü. Bu yasaklamasındaki sebep onların benliklerini kaybetmesi. Burayı hem asimile etmek hem parçalamak, kolay yönetmek için bir sürü ihtilaflar. Evvela 4 cumhuriyet, sonra 10 sene sonra bir Tacikistan Cumhuriyeti'ni kurdu. Sınır ihtilafları ve ayrı ulus kimlikleri, ayrı bayraklar. Aslında aynı insanlar, aynı kültür. Yani bir Türkistanlı büyüğümüzün hatıralarında diyor ki, ben diyor sabahleyin tarlaya gittim çalışmaya. Akşam geldim, askerler yolu kesmişler, pasaport sordular. Dediler ki burası Kırgızistan.
Yani. Burası Özbekistan'da, adamın tarlası Özbekistan'da kalmış. Evi Kırgızistan'da kalmış. Mergilan dediğimiz... Bu aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu emperyalistlerin çizdiği haritalar gibi. Türkiye mesela cetvelle çizmişler Orta Doğu'yu. Akrabalar var. Bir tarafı Suriye'de, bir tarafı Türkiye'de, bir tarafı Mısır'da, bir tarafı Irak'ta gibi. Evet. Aslında sınır olarak bölmüşler, zihin olarak bölmüşler, fikir ve kalben olarak bizi bölmüşler hocam. İlginç bir şey. Onlar bizi bölerken emperyalistler kendi aralarında birlikteler. Yani Rus komünizmi ile Çin komünizmi her zaman rakiptir. Hatta düşmandır birbiriyle. Asla bir araya gelmez ama Doğu Türkistan'a karşı, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına karşı Ruslar Çinlilere yardım etmiştir. Ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını birlikte bastırmışlardır. Doğu Türkistan da, kısaca ona da değinmemiz lazım. Tabii ki. Doğu Türkistan da Çin işgaline karşı 1870'lerde Yakup Han önderliğinde ilk Yakup Han devletini, Yakup Bey devleti kuruyor. Burada bir ara verelim. Evet. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından Türkistan'ı, kardeş coğrafyayı konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Akit Özer'e tekrardan hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkistan bölgesini konuşmaya devam ediyoruz. Reklamlardan önce Türkiye-Türkistan arasında tarih ilişkileri ele aldık. Çok değerli konuklarım var. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. Türkistan Değer Genel Başkanı Burhan Kavuncu, Türkistan Değer Başkan Yardımcısı Doktor Namaz Nurmami Muhammed ve Türkistan Derneği Başkan Yardımcısı Tahir Abdullah. Dediğim gibi ilk bölümde tarihi bir ilişki içerisinde ele aldık. Yani Türkistan coğrafyasında ne var, kimler var, ne gibi işgallere maruz kaldılar gibi. Hocam oradan aslında kısa bir devam edelim. Sonrasında da Türkiye Cumhuriyetler'deki... Kısaca toparlayalım. Şimdi Doğu Türkistan yakın tarihte 3 defa bağımsız devlet kurdu. Birisi 1870'li yıllarda Yakup Han'ın kurduğu Yakup Bey Devlet. İkincisi 1934 yılında kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti. Üçüncüsü de 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Bu devletlerin hepsi de kısa zamanda Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı. Bu şunu gösteriyor, bölge halkı asla teslim olmuyor. Asla bağımsızlıktan vazgeçmiyor, asla kimliğini bırakmıyor. Yani şu Kürşatlığı, Oğuz Kağanlığı falan hiçbir zaman elden bırakmıyor. Evet. Batı Türkistan'a gelirseniz, Batı Türkistan komünizm döneminde 1922'den 1930'lara kadar basmacı ayaklanmalarıyla isyanlar devam etti. Ama daha sonra 1937-38'de Türkistanlı aydınların halk mahkemelerinde yargılanıp hepsinin kitle halinde idam edilmesi, Sovyetler tarafından idam edilmesi olayı var. Ondan sonra artık Batı Türkistan'da direniş bitti. 1949'dan sonra da Çin hakimiyetini sağladı Doğu Türkistan'da. Ve buralarda siyasi askeri direniş devam edemedi. Batı Türkistan 1991 yılına kadar Sovyet komünist egemenliği altında yaşadı. 91'den sonra da bağımsız oldu. Bağımsızlıklar Sovyetlerin dağılmasıyla 5 tane bağımsız cumhuriyet ortaya çıktı. Yani Stalin'in öngördüğü o ulus yapılanması aynen devlet olarak devam etti, bağımsız devletler olarak. Biz burayı tabii şu anda Türkistan idealini, Türkistan davasını bir siyasi birlik olarak değil ama bu halkların aynı kültüre sahip olması, aynı dili konuşması, yakın ilişkiler kurması anlamında savunuyoruz. Doğu Türkistan'da ise hala kimlik mücadelesi, kendi kimliğini ayakları üzerinde var olmanın kavgasını oradaki kardeşlerimiz hala devam ettiriyorlar. Ki bir Çin zulmü var, öyle böyle evet, değil. Ve Çin, Doğu Türkistan'da bu son Ramazan'da oruç tutmaktan tutun da helal yemek yemekten hatta Müslüman isimleri kullanmaya kadar yasaklayan bir uygulamaya geçti. Dil yasak, din yasak, her şey yasak. Her şeyi yasakladı. Yani Doğu Türkistan'da bir taraftan asimile politikası var, bir taraftan yerleşim politikası var. Doğu Türkistan'da Türkistanlıların nüfusu azınlığa düşmüştür şimdi.
Yani hem göçlerden hem de katliamlardan değil mi? Evet. Yani oraya Çin nüfusu yerleştirildi. Oradaki ağırlıklı Uygur kardeşlerimiz, tabii Kazak, Özbek kardeşlerimiz de var orada. Onların nüfusu şimdi, yani Türkçe konuşan topluluk azınlığa düştü. Yani kendi kimliğini Türkistan coğrafyasında en iyi muhafaza eden Doğu Türkistan topluluğudur. Hala daha mücadele var. Hala kendilerine Türkistanlı derler onlar. Bakın Batı Türkistan'da o asimilasyon başarılı oldu. Batı Türkistanlılar artık kendilerine Türkistanlı olduğunu bilmiyorlar. Yani Ruslaşma ve yani Özbek komünist... Özbek kimliği, Tacik kimliği, Kazak kimliği, hı hı, Türkistan kimliğinin yerini aldı. Yani Türkistanlı olduğunu 70-80 sene öncekiler biliyor. Dedelerinin babaları biliyor. Ama şimdikiler bilmiyor. Mesela benim ailem kendilerine, bizler hep Türkistanlıyız deriz. 1950'den önce Orta Asya'dan, Türkistan'dan göç edenler, biz kendimize Türkistanlıyız deriz. Ama şimdi 2000'li yıllardan sonra göç edenlere bakıyoruz. Onlar Türkistan kavramından haberleri yok. Duymamışlar bile. Ama Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz kendilerine Türkistanlı diyorlar. Kendi dillerini, kimliklerini, hatta alfabelerini muhafaza ediyorlar. Yani bizim eski Osmanlı alfabesine benzeyen Çağatay alfabesi. Onu kullanıyorlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Genel olarak bugüne gelen durum budur. Türkiye'nin bu bağımsızlıktan sonra bir takım yaklaşım politikaları oldu. O konuları Namaz Bey daha iyi biliyor. Doktor Namaz Muhammed Hocam'ın şöyle bir özelliği var. Kendisi bir Özbek muhalifi de, diktatör Kerimov'a karşı çok mücadele etmiş, çok zulüm görmüş ama mücadelesinden yılmamış. Hocam size şunu soracağım. Özellikle hocam Türkiye arasındaki ilişkiler dedi. Şimdi Türkistan ülkelerinde ne gibi siyasi gelişmeler var ve Türkiye'nin orayla siyasi diyaloğu, diplomasi diyaloğu ne düzeyde? Ben bu soruyu size sorayım. Konunun uzmanı olarak, konunun erbabı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi ve bütün Anadolu Türkiye'li kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Şimdi sağ olsunlar başkanım, bu Türkistan konusunu çok güzel anlattı tarihi açıdan da. Bugünkü günde geldiğimizde biz Batı Türkistan'da 5 cumhuriyetimiz var, 5 bağımsız devletimiz var. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan. Tabii bir süreçten geçtik. Bağımsızlık şimdi 1991'de ilan edilmişti. Böyle bir 26 senelik bir süreç var. Burada 3 özellik var. Şimdi birincisi bu devletlerin bağımsızlık yolunda kaydettiği masafalar. Burada tabii çok ekonomik, her bir devletin kendi sosyal, politik sorunları, gelişmeleri var. İkincisi bu 5 devletin kendi aralarında ilişkileri var. Üçüncüsü de bizim bu Orta Asya'da Türkistan dediğimiz bölgenin dış etkenler var. Yani Türkistan her zaman dışarı için bir çok önemli bölge olmuş. İpek yolunun merkezi olmuş. İslam enerji kaynakları da var. Enerji kaynakları vardır. Her zaman orası böyle rahat olmayan hem içeriden hem dışarıdan böyle etkenler olmuş. Şimdi böyle baktığımız zaman, bu üç özellikli saydığımız zaman bu devletler şu anda niye durumdalar? Kendi işlerinde gelişmeleri. İkincisi kendi aralarında gelişmeler nasıl? Bir de dış etkenler nasıl? Bunun dış etkenler derken tabii Türkiye'nin de tabii. bu bölgeyle işbirliğinden ben az anlatmak istiyorum. Şimdi belli masafa kaydedildi tabii 26 senede. Bu devletler kendilerini uluslararası ilişkilerde tanıttılar. Artık Birleşmiş Milletler üyeleridir. Çok uluslararası kurumlara üye oldular. Kazakistan özellikle ekonomik açıdan çok masafa kaydetti. Kişi başına gelir şu anda neredeyse Türkiye ile barabardır Kazakistan. 10 bin dolar. 10-11 bin dolar civarında. Maalesef Özbekistan Kerimov döneminde siz dediğiniz çok bir baskıcı böyle diktatör rejimiyle yönetildi ve Özbekistan aslında orası bölgenin merkezidir. Kalbidir. Her açıdan merkezidir. Tarihi açıdan. Baskıcı derken birazcık çünkü Kerimov'un devamı olan Şevket değil mi? Şevket Mirziyayev. O da herhalde bir takipçisi gibi şu anda Kerimov. Yok yok, şimdi onu diyeceğim yani. Kerimov'un ölümünden sonra orada atmosfer, politik hava diyelim çok şeyler değişti. Özellikle Orta Asya açısından, Türkiye açısından, Türkistan açısından değişti. Kerimov döneminde bu cumhuriyetler arasında ilişkiler çok
kötüydü. Yani istikrarsızdı. Hı hı. Şu anda Şevket Mirziyoyev'in, Karimov'un ölümünden sonra Özbekistan'a başına gelmesiyle Orta Asya'da durum iyiye getiriyor. Artık ilişkiler devamlı oluyor, cumhurbaşkanları devamlı görüşüyor. Şu dereceye gelindi ki bugün sinirlerin açılması söz konusudur. Halkların yakılışması söz konusudur. Yani Karimov'un dönemi artık arkada kaldı. Şu anda Özbekistan yönetimi daha pozitif yaklaşıyor. Ne Alman yani, öyle baskıcı, zulüm, zorba yok. Daha demokratik hakları var. Şöyle diyelim yani, bu Orta Asya ilişkilerinde, hı hı, dedim ya burada üç özellik vardır. Her devletin kendi iç politikası vardır. Hı hı. Bir de bu beş cumhuriyetin kendi ortak aralarında, bir de dış etkenler vardır. İşte Şanghay İşbirliği Örgütü vardır. Onu da konuşacağız. Ve de Putin'in Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği vardır. Hı hı. İşte Türkiye ile ilişkiler var. Dış etkenler çok. Amerika'nın orada çıkarları vardır. Avrupa Birliği'nin yani çok. Şunu demek istiyorum yani. Bu devletler şu anda tam olarak istenilen seviyeye gelemediler. Hiçbir açıdan. Hı hı. Neden? Neden yani, bu çok zor. Çünkü biz Sovyetlerden çok ağır miras aldık. Asimilasyon başta olmak üzere kültürel bütün değişiklikler, bizim tarihimiz, bizim alfabemiz değişti. Yani biz dil karışıklığı yaşıyoruz şu anda. Bu Türkistan bölgesi, Özbekistan, Kiril ve Rus alfabesi ve Latin alfabesini aynı zamanda kullanıyor şu anda. Yani çok ciddi bir darbe vurmuşlar oradaki insanlarımıza. Çok ciddi. Türkmenistan Latin alfabesine geçmiş durumda. Kırgızistan diyor ki ben kesinlikle Rus alfabesinden vazgeçmem. Kazakistan ancak 2025'te Latin alfabesine geçmeyi. Yani burada hem kültürel açıdan hem dil açıdan kendi aralarında da anlaşmazlıklar var. Bir de eski miras kalan çok zor ekonomik. Mesela Aral Gölü orada kurulmuştur. Hı hı. Dünyanın en büyük dördüncü zengin gölü Aral Gölü'nü biz kaybettik yani. Bu bütün Türkistan'ın zenginliğiydi. Bunu düşünebilir misiniz? Yani biz çok zor bir durumdan. Aslında şunu demek istiyorum ben, vakti olduğu için. Türkistan'ın ya da Orta Asya'nın böyle bir bağımsız olması öncelikle büyük bir olaydır. Yani kimse bir beklemediği şekilde biz bağımsızlık büyük bir olay diye yani hayal bile edilemeyecek. Hayal bile bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya. Tamamen biz unutulmuş yani, kimse de bilmemiş bir durumdan bu duruma geldik. Önce onu söyleyeyim yani, bu olumlu bir şeydir. Ama ben sorunları konuşurken böyle sorunlar olur. Şimdi Türkiye ile dediğimiz zaman Türkiye tabii 1991'de ilk önce bu devletlerin bağımsızlığını kabul etmiştir. İtiraf etti. Haman Sayın Özel o zaman Cumhurbaşkanı oralara bir gezi yaptı. Ve Türkiye elinden geleni yapmaya çalıştı orada. Hı hı. Ancak yine de şu olumsuzluklar açısından konuşursak Türkiye bir oraya kimlik olarak gelemedi. Cemaatler geldi çeşitli, şu anda FETÖ sorunu yaşıyoruz Kırgızistan, Kazakistan'da. Hocam konu gelmişken soralım. Evet, evet. Bu Fethullahçı terör örgütü biliyorsunuz 15 evet. Temmuz'da bizden çaldığı tank, top, tüfekle bize saldırdı. Türkiye'yi komple ortadan kaldırmaya çalıştı. Ve bu terör örgütü 170 tane ülkede okul diyorlar ama okul değil, bildiğiniz terör yuvası. Ve ilk merkezlerden bir tanesi de bu Türkiye Cumhuriyeti ve Türkistan bölgesi. Evet. Ki Cumhurbaşkanımız da uyarılar yapıyor ve çok ciddi şekilde yapılanmışlar. Bu tehlikenin farkına vardı mı Türkistan coğrafyası? Şimdi bir kısım farkına vardı diyelim. Özbekistan'da zaten bu okullar 2005'te kapatılmıştı. Hı hı. CIA için çalıştıkları değil mi? Herhalde öyle yani. Ama Türkmenistan'da, Tacikistan'da sonradan kapanmaya başlandı ama hala Kazakistan ve Kırgızistan'da çok etkililer. Şunu demek istiyorum yani. Türkiye tabii bizi tanımakla, bize bütün iyi niyetleriyle, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde hamleleriyle Türkiye-Türkistan ilişkileri gittikçe iyiye gidiyor. Hı hı. Ama burada sorun olarak iyi bir kimlikle gelinmesi lazım. Artık biz şöyle bir Türkiye'nin gelmesini istiyoruz. Böyle bir Türkiye, diri Türkiye. Biz bu eskiden işte İlk defa geldiği zaman biz tanıyamadık. Adam diyor ki ben bu cemaattenim. Adam diyor ki ben bu görüşteyim. Bir bölünmüş bir şey vardı. Evet, şimdi bir genel bir kimlikle, iyi bir Müslüman kimlikle Türkler gelsinler oraya. Zaten o ki kendi dediğiniz gibi baba yurtlarıdır, ata yurtlarıdır. Onları işbirliği yapsınlar. Yani biz beklenti içindeyiz. Daha çok gelmesini istiyoruz. Türkiye'nin oraya gelmesinden daha doğal olamaz. Hı hı. Yani Türkiye'nin oraya gelmesi yabancı yere değil, kendi vatanına geliyor Türkler. Onun için ama şimdi iç etkenlerden az konuşacağım.
Şimdi Kerim'den sonra dedim, bu beş cumhuriyet daha birbirine yakındır. Şu anda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in hareketleriyle şu anda iklim değişti yani. Biz daha Orta Asya, daha Türkistanlı olduk şu anda. Sınırlar açılacaksa, işte biz Özbek, Kazak, Kırgız demeden, Tacik, Türkmen demeden birbirimizi çok anlıyoruz. Kültürel diye zaten hepimiz Müslümanız. Hı hı. Hepimiz Hanefi mezhebindeniz. Hepimiz birbirimizi, dilimiz de çok yakın. Onun için devletlerimizden daha büyük çabalar bekliyoruz birbirini yakın. Çünkü Türkistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü içinde olsun ya da günümüzde jeopolitik gelişmeler olsun, hı hı, yalnız halde bu devletler hareket etmesi çok zordur. Yani Özbekistan ya Kazakistan. Dört bir yandan zaten bir kuşatma altında. Kuşatmadan da. Zaten ben bunu yazdım. Şanghay İşbirliği Örgütü Türkistan'da bir kuşatma projesiydi. Onun için bunlar işbirliği yapmaya hem tarihen hem bugün de diyelim ihtiyaçları vardır. Öyle diyelim. Hı hı. Ben kısa söyleyeyim. Arkadaşlar da dolduracak. Bu, peki şunu sormak istiyorum. Şanghay İşbirliği Örgütü dediniz. Şimdi bizim Türkiye'nin 50 yıllık bir süreci var Avrupa Birliği ile. Ve Avrupa Birliği bir takım gerçekleri görmeden bir Haçlı zihniyetiyle Türkiye'ye karşı böyle bir kapıda bekletme metoduyla devam ediyor. Ama yani özellikle Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi taşıdığı noktada, yani o eksende bakacak olursak, Avrupa Birliği bizim açımızdan bir mecburiyet değil. Çünkü Türkiye artık büyüdü. Bölgesine açılan bir Türkiye. Peki Şanghay İşbirliği Örgütü Türkiye açısından size bir alternatif olabilir mi? Şimdi şöyledir yani, bizim Türkiye'nin bize gelmesi hiçbir şekilde bir yabancı devletin gelmesi değildir. Hı hı. Tabii Şanghay İşbirliği Örgütü genişledi. Şimdi Pakistan'la Hindistan da orada üyedir. Zaten Hindistan'da büyüyen bir güç yani. Evet, orada artık dünyanın büyük nüfuzu, dört nükleer büyük devlet Şanghay İşbirliği'ne. Onun için Türkiye herhangi bir diplomatik, siyasi çabalar, hatta devlet nazdında değil. Artık bugün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Trabzon konuşmasında, Türkiye bizim dönemimizde bağımsız olduk dedi. Doğru. Müstakil sözünüzü olur. Dolayısıyla biz artık Türkiye'nin bağımsız olarak orada bekliyoruz. Gelsin Türkiye'li kardeşlerimiz, sadece devlet olarak değil, artık sağlam bir sivil toplum kuruluşları gelsin. Ve bizim dünyaya bir teklifimiz var, medeniyet teklifi. Evet. Bugün biliyorsunuz şeytani emperyalist düzen dünyada hüküm sürüyor. Evet. Daima acı var, terör var, sömürü var. Ama Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki Birleşmiş Milletler'de, hop bir dakika size ne oluyor? Dünya beşten büyüktür dedi. Evet. Yani bu bizim atalarımız Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın bir adil dünya modelinin aslında yansımasıydı. Bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti bence çok önemli. Ama ilişkiler yeterli düzeyde mi? Çünkü biz ilk Turgut Özal döneminde herhalde bir yakınlaşma var. Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye Şanghay İşbirliği'ne şu anda üye olmasa bile, hı hı, Türkiye'nin iş adamları, sivil kuruluşları, aydınları, hı hı, yani başka yoldan yaklaşmak mümkündür bölgeye. Yani kalben dokunalım en azından. Gençler, hı hı, mesela gelmeli. Zaten bizimkiler geliyor. Biz artık 2000 senesinden sonra biz burada 200 bin kişiyiz artık. Çok burada muhacirler var. Hocam bunları anlatacak sorunlarımız var. Hı. Ama şunu demek istiyorum. Türkiye ile Türkistan'ın ilişkilerinden daha doğal olamaz. Bunlar iki bölgenin değil, bir bölgenin yani bir vatanın birleşmesidir. Yani burada biz Türkistan, Türkiye birbirini ayırmıyoruz. Yani zaten, zaten ikisi de Türkistan, ikisi de Türkiye'dir. Böyle diyeyim yani. Tahir Hocam, size dönecek olursam, hocam da söyledi, Türkiye'de dedi 200 bin tane Türkistanlı kardeşimiz var. Peki bu Türkistanlar Türkiye'de ne yapıyor? Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Türk halkıyla, yani Türkiye halkıyla, ki ayırmıyorum burada. Nasıl kaynaşma içerisinde de çalışıyorlar mı? Sosyal faaliyetleri neler? Bu konuda bir bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Bismillah. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. İlk öncelik şunu söylemek istiyorum. Hocalarım ne güzel anlattılar. Türkiye ya da Türkistan. İkisi iki kelimedir ama aynı anda tek şeye bir şey anlatıyor. O da bir vatandır. Kökeni bir eskiden kardeşlermiş. Aynı kardeşiz. Yerde. Aynı bölgeden, aynı memleketler. Aynı din, aynı mezhep. Yani siz hangi açıdan bakalım, bakmayalım, hiç bir yerde aradaki bir ayrılığı göremiyoruz. O yüzden Türkiye'deki Türkistanlık muhacirler konusunda bir söz demek lazımsa, ben ilk önce şunu derdim ki, Türkiye'deki Türkistanlıklar bence muhacir sayılmazlar. Belki
kendi vatanlarında bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmış vaziyetteler. Ama çok anlamlı bir söz aslında. Yani muhacir değiller. Suriyeli kardeşlerimiz muhacir. Evet. Ama Türkistanlılar muhacir değil. Aslında bu vatanın bir evladı gibi deriz. Bu çok önemli bir tez. Evet. Bence böyle olması gerek. Biz Türkistanlık olarak ya da Türkiye'lik kardeşlerimiz olarak biz eğer bunu anlarsak, biz bunun farkındaysak o zaman çok problemlerimiz çözümünü bulmuş olurdu aslında. Ama ne yazık ki hocalarımız anlattığı gibi tarihi gerçeklere bir bakacaksak biz Orta Asya Türkleri ve Anadolu Türkleri arasındaki bağları koparmaya düşmanlarımız çok çaba sarfladılar. Yani bu Ruslar olsun, başkaları olsun bu gerçekten kendi zamanında yani başarılı oldular. Bir şekilde bizim aramızdaki bağları koparmaya yani bir şekilde gerçekten yani elleri yetti. Biz bunu farkında olmamız lazım. Aslında biz tek milletiz, tek din sahipleriyiz. Hatta bakışlarımız, medeniyetimiz, kültürümüz ev içinden yani devlet yönetimine kadar biz aynı insanlar olduğumuzu biz her zaman hatırlamamız lazım olur. Şimdi Türkistanlık muhacirler Türkiye'de ne yapıyorlar, niye geldiler, bunlar kimler aslında? Bizim bunu anlamak için ilk önce muhacir kimdir? Biz bunu anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir hitap ediyor ki kıyamet gününde Allah soruyormuş insanlardan ki niye benim emirlerime uymadınız? Niye benim istediklerimi yapmadınız? Niye sorular çok yani. O zaman bazı insanlar diyormuş ki biz yapamadık ya Rabbi. Çünkü biz zayıftık. Bizim bulunduğumuz bölgede bize izin vermediler. Biz bunu imkanını bulamadık. Yapamadık yani. Allah Azze ve Celle de diyor ki أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Allah'ın yeri geniş değil miydi? Niye taşınmadınız? Niye hicret etmediniz? Niye o yapamadığınız bir bölgeden taşınıp başka bir yere geçmediniz? Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye taşınması hicrettir. Mübarek hicret. Bu hicretin maksadı da amacı da aynı bu şekildeydi. Mekke'de müşrikler yani söz hakkı vermedikten sonra ibadetlerini emin erkin yapamadıktan sonra Resulullah Medine'ye taşınmak zorunda kaldı. Bugünkü günde Türkistan'dan gelen muhacirlerimizin yani genellikle yani çoğunlukla biz bunu diyebiliriz ki ekseriyetlere aynı bu acıdan. Maalesef Rus işgalcileri döneminde, Sovyet İmperyası döneminde zaten bizim bölgeler dini acıdan çok sıkıntılar yaşadık. Bunu bütün dünya biliyor. Yani komünistik rejim ne demek? Komünistik rejim Allahsız demek, hudasız demek. Yani materyalist değil. Evet, yok, materyalist bir şeydi. Bizim okullarımızda yani çocukluktan bizi böyle yetiştirdiler ki Allah yoktur, her şey maddedir, her şey yani bu komünistik bakıştır. Bu dönemlerde zaten biz 70 yıl, 80 yıl içerisinde hep dinimizden uzaklaştırılmaya çalışıldık. Öyle yaptılar. Maalesef hatta bağımsızlık elde edildikten sonra, 90'lardan sonra ülkemizde hüküm süren bu Karimov rejimi bizim halkımızı başına daha beter günlere getirdi. Yani dini acıdan, dini bakıştan bizim halkımız çok zorluklar yaşadı. O yüzden birçok insanlarımız kendi memleketlerine, Özbekistan olsun, Kırgızistan olsun ya da çevre bölge memleketleri insanları bir kısmı başka memleketlere taşınmak zorunda yani kaldı. Yani şu mu? Evet, sadece Rus, işte komünist diyeyim komple bütün olarak. Ya küffar ya. Evet. Zulmü dışında kukla hükümetlerin baskısı da bu göçte çok etkili oldu herhalde. Maalesef, maalesef. Yani bu 20-25 yıllık dönem, yani bağımsızlığın ilk başında biraz erkinlik vardı. 90'lardan 94-95'e kadar biraz böyle nefes almak mümkündü. Ama ondan sonraki ta bu bizim tağiyenin yani ölümüne kadar olan zaman içerisinde çok şeyler yaşandı. Yani şimdi bu zamanımız sığmaz bunu anlatmaya. Yani akıl almaz şeyler namazdan başörtüsüne kadar
Çocuklarımızın camiye girmesinden çıkmasına kadar, azan seslerinin kısaltılmasına kadar. Yani bizim sadece Özbekistan'da 40 bini aşan camiden sadece 2 bin tanesi açık bırakıldı yani. Yani 38 bin camiyi yok ettiler, öyle mi? Öyle anlaşılıyor yani. Şimdiki evet camiler açıktır, insanlar namaz yapıyor, gözüküyor dışarıdan bakarken. Ama aslında 40 binin 2 bin karşısındaki farkını biz bilmemiz lazım. Ama Allah'a şükürler olsun ki son dönemde hocamız anlattığı gibi iyilik görüyoruz. İyi tarafa dönüş var. Allah daha hayırlısını versin. Hı hı. Demek bu zulümlerden, bu sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye taşınmış birçok arkadaşımız var, millettaşımız var, dindaşımız var. Özellikle 90'lı yılların ortalarında mı bu göçün? Göç 2010'dan sonra daha çoğaldı Türkiye'ye. İlk başta bizim Özbekler hasaten birçok Arap memleketlerine taşınmayı düşündüler. Rusya'ya çıktılar, Avrupa memleketlerine çıkmış oldular. Ama sonunda bu yıllar tecrübesi onu gösterdi ki bizim için Türkiye gibisi yok. Türkiye bizim memleket. Türkiye bizim asıl ana yurdumuz. Türkiye bizim yani kardeşler her de yani Arabistan'a gideceksek şimdi gidiyoruz. Onlar da kardeşlerimizdir. Araplardır, Müslümanlardır. Elhamdülillah. Ama Türkiye'deki bağlarımız sadece dini bağ değil. Belki kültürel millet olarak, halk olarak da aynı insanlar eki olduğumuzdan dolayı Türkiye bizim için daha rahat, daha makul bir bölge olduğunu sonradan insanlarımız anlamaya başladılar. Dediğim ya, bizim bağlarımızı kopartmaya çalıştılar ve koparttılar. Bugün Doğu Türkistan ya da Batı Türkistan bizim memleketlerde halklarımız zihninde Türkiye hakkında yeterince bir bilgi yok. Yani 2000 yıldır birlikte yaşıyor. Hatta tarihi birlikte evet. Yazmış milletlerin birbirinden haberi yok. Öyle oldu. Ne yazık ki ben birkaç senedir Türkiye'deyim. Türk halkın Türkiye'li kardeşlerimizde de bunu görüyorum yani. Özbekistan ya da Orta Asya'nın asıl bir Türkistan olduğunu, Türkiye ile Türkistan'ın aynı bir şey olduğunu unutmuş birçok arkadaşlarımız burada da karşılıyoruz bazen. Bu da üzücü bir şey. İnşallah yakın gelecekte biz bunu halkımıza daha derinden anlatarsak, daha bir aynı insanlar olduğumuzu birbirimizle yakından bilgisine verecek olursak inşallah bu gibi yayınlar bu amaca hizmet eder diye düşünüyorum inşallah. Buyurun. Evet, ben Tahir Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizim çok değerli İslam alımımızdır. Ancak şunu düzeltmek istiyorum. Tabii Özbekistan'da 40 bin değil de 4 bindi camiler sayısı. Yani biz 40 bin hale gelemedik hiç. İnşallah gelir. Şunu demek istiyorum. İslami gelişmeler bağımsızlıktan sonra iyidir. Bir İslam'a kendimize dönüş başladı. Mesela şu anda bizim Kazakistan'da 2.500 camimiz var. Hiç bu kadar olmamıştır. Kırgızistan nüfus 6 milyon 2.500 camimiz var. Hiç bu kadar olmamıştır. Tacikistan nüfus 8 milyon 4 milyona kadar camimiz var. Bu kadar olmamıştır. Ama Özbekistan 32 milyon nüfuse işte Kerim rejimi 4000 camimizi 1700'e kadar indirdi. Yani tamamen İslami gelişmeleri o rejimi engelledi. Direkt ruha saldırdı. Ama şu anda bugün daha iyiyiz. Kerim'in döneminde böyle sadece içeriye atılanlar değil, onların akrabaları bile takip ediliyordu. Böyle bir kara liste dediği liste oluşturuyordu. Akrabalarını hocam daha iyi bilir. Bunları mahallelerden kovuyorlardı, işlerinden atıyordu. Sadece Müslüman olduğu için. Hocam işte, burada bir nokta koyalım. Evet. Kısa bir reklam arası daha var değerli izleyenler. Reklam arasının ardından tekrardan karşınızdayız. Akit Özel'e tüm hızıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Programa giriş yaptığım gibi aslında çok da laf ebeliği yapmaya gerek yok. Çok da tanımlamaya gerek yok. Ben direkt kardeş coğrafya diyorum. Türkistan'ı konuştuk. Sorunlarını özellikle masaya yatırdık. Ama Türkiye'de de 200 bin tane yani bizim bildiğimiz daha da fazla olabilir. Türkistanlı kardeşimiz var. Muhacir demiyorum bizatihi kardeşimiz. Çünkü hem soydaşımız hem Müslüman kardeşimiz. Bu Türkistanlı kardeşlerimize hizmet etmek için kurulan bir derneği var ki zaten bugün konuklarımız Türkistan Der Genel Başkanı Burhan Kavuncu, Türkistan Der Genel Başkan Yardımcısı Doktor Namaz Durbay Muhammed ve yine Türkistan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tahir Abdullah. Bu Türkistan Der Türkiye'deki Türkistanlıların özellikle benliklerini koruması, dinlerini koruması, kültürlerini, tarihlerini, bilinçlerini koruması için ne yapıyor? Namaz Hocam size döneceğim. Türkistan Der ne yapıyor? Yani ne gibi hizmetleri var?
Çok teşekkür ediyorum. Türkistanlar kısa ismi ama tam olarak söylediğimiz zaman Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği. Hı hı. Biz bu derneği yaklaşık 4 sene önce 2013'te kurduk. Burhan abimle, hocamla beraber. Şimdi bu dernek Türkistanlı muhafazakar kesim dediğimiz, hı hı, daha hem dini hem milli açıdan bu diğerlere bağlı olan Türkiye'de şu anda biz bu rakamı takribi olarak telaffuz ediyoruz. 200 bin, sadece 2000'li yıllardan sonra gelenler bunlar. Bunlar yeni Türkistanlılar diyelim. Hı. Aslında Türkistanlılar daha çok olabilir. Yani Zeytinburnu'da, başka yerde, Adana'da çok Türkistanlı vardı burada. Ama şimdi biz dedik ki bu Türkistanlılar nasılsa hocamın dediği gibi buraya geldiler. Şimdi bunların hali ne olacak? Tabii ben şunu diyeyim. Ben kendim daha önce gelmiştim. Benim tespitim şudur. Ben 1990'larda geldiğim zaman beni Anadolu halkı bağrına basmıştır. Belki devlet masafalı durmuştur. Hı. O zamanlar bilirsiniz. O zamanki devlet. Evet, evet. Şimdiki... Bugün hem devlet hem halk bizi bağrına basıyor. Sorunlarımıza rağmen bunu söyleyeyim. Ne yapıyoruz biz? Öncelikle bu kardeşlerimizi tespit ediyoruz. Bu Türkistanlılar, Özbek, Kazak, Kırgız bunlar nerelerdedir? Sonra da bunların öncelikle eğitim durumu ne olacak? Bunlar kendileri ve çocukları okula getirebilir mi? Hı hı. Bununla ilgileniyoruz. Sonra da bunların hukuki durumu nedir? Bunların ikamatı var mıdır? Yoksa ikamatından dolayı ya da başka bir açıdan hukuki sorunlar yaşamışsa bunlara hukuki açıdan yardım vermeye çalışıyoruz, avukat bulmaya çalışıyoruz. Maalesef şimdi başkanımıza anlatacak çok kardeşlerimiz belirsiz nedenlerden dolayı yakalandılar, işte ikamet yok falan diye. Bunları anlatacak başkanımız ama biz bunlara hukuki yardım veriyoruz. Burada sosyal yardım veriyoruz. Sosyal yardımlaşma çok önemli. Niye? Çünkü biz birbirimizle çok iyi yakın ilişkinde olmamız lazım. Sadece Türkistanlı olarak değil, bu Türkistanlılarla Anadolu insanını buluşturma. Şimdi projemiz var bizim, Türkistan-Türkiye buluşması. Hı. Yakında bu projeyi uygulamaya koyacağız. Yani nasıl bir proje? Ondan bahsedebilir miyiz? Tamam, şöyle diyeceğiz biz. Yani başlangıçta diyelim 100 aile Türkistanlı alalım, 100 aile de Türkiye alalım. Bunları tanıştıralım, bir yere getirelim. Zaten bu seneki bizim iftarımızda yaklaşık 500 kişi geldi. Bunların yarısı da Türkiye'lik ensarlar diyelim. Türkistanlı muhacirler diyelim. Böyle gerçekten buluşalım. Biraz Özbek pilavı yiyelim. Biraz Türk yemekleri yiyelim. Biraz şiirler okuyalım. Yani birbirimizi daha iç içe tanıyalım. Hı hı. Yani bu açıdan hizmet veriyor. Aynı zamanda Türkistan davasını götürmeye çalışıyoruz. Memleketimiz nasıl olacak? Biz orasını unutmadık. Biz orasının çocuklarıyız. İşte diyoruz ki Türkistan kendini bulsun. Türkistan ne demek? İmam Buhari, İmam Tirmizi demektir. Biruni demektir. Ulu Bey demektir. Bu diğerler etrafında Türkistan ayağa kalsın. Biz bunun için çalışıyoruz. Böyle davet çalışmalarımız var. Hocamın üniversite çalışmaları var. Yani genel bir üniversite anlayışı. Sadece diyelim bir konuyu alan değil. Hem dünyavi ilimler hem işte dini ilimler dediğimiz böyle komple bir çalışma içindeyiz. Bütün Türkiye'li kardeşlerimizi Türkistan Der'e bekliyoruz. Türkistan Der nerede? Türkistan Der Fatih'te, Unkapanı'da. Çoğu merkezi yerdeyiz. Yani herkes oradan Taksim Köprüsü'ne geçerken sola baktığı zaman bizi görür. Ya her gelen bir pilava hazır herhalde, öyle mi? Tabii inşallah, onu söz verelim değil mi başkanım? Tabii. Evet, bu kadar söyleyeyim. Ya bu önemli de proje. Evet. Yani bizim de özellikle medya kuruluşlarına söylüyorum. Çünkü biz kardeşsek, birbirimize ne kadar kenetlenirsek o kadar güçlüyüz, o kadar düşmana karşı koyabiliriz. Evet. Burhan Hocam, size tekrardan dönecek olursam. Namaz Hocam aslında Türkistanlıların sorunları var ama Burhan Hocam anlatacak dedi. Şimdi muhacir olarak kabul edelim, fark etmiyor. Biz ümmeti Muhammediz, ondan sonra Türk'üz. Alparslan Türkeş'in dediği gibi bedenimiz Türk ama ruhumuz İslam'dır. Biz ruh kardeşiyiz, aynı zamanda beden kardeşi. Türkiye'deki 200 bin Türkistanlı, ki siz derneğin başkanı olarak bunu en iyi bilen kişi, ne gibi sorunları var? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Tabii derneğimizin faaliyetleri olarak Allah razı olsun Namaz Bey güzel özetledi. Oraya bir iki ilave yapmamız lazım. Hı-hı. Birisi şu, bizim hemşerilerimiz dini eğitimlerine önem veren insanlar. Bizim muhacirler, Türkistanlı muhacirler. Yani bir bölgede eğer 8-10 tane aile, Türkistanlı aile yerleşmişse muhakkak onlar çocuklarına dini eğitim vermek üzere biz damla diyoruz, hoca yani bir öğretmen, din hocası, hı hı, tutup evlerini medrese haline getirip
Orada çocuklara dini eğitim veriyorlar. Biz bu çocukların aynı zamanda resmi eğitim alması, devletin milli eğitim çalışmasından yararlanması için gayretlerimiz oldu. Hı hı. Bu konuda oturma izni olan bütün kardeşlerimiz devletin okullarına gidiyorlar. Eğitim alıyorlar ama... Eğitim Bakanlığı da bir yardımcı oluyor herhalde. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu oturma izni alamamış, tabii çok oturma izni olmayan Türkistanlılar var. Hı hı. Oturma izni alamamış Türkistanlılara misafir öğrencisi statüsünde 2 sene önce bir kapı açmıştı, destek veriyordu. Fakat sonradan bunu kaldırdı. Bir daha da biz bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na maalesef insani bir yaklaşım bulamadık. Yani bu çocukların sokakta kalmaması lazım, bu çocukların elde tutulması lazım, eğitim alması lazım. Misafir öğrenci olarak dahi olsa, yani misafir öğrenci dediğimiz karne verilmiyor, diploma verilmiyor ama derse gelip ders dinliyor. Yani buna izin vermiyor şu anda Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyor ki mutlaka ulaşacaktır. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ne bekliyorsunuz tam olarak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan oturma izni olmayan Türkistanlı ailelerinin çocuklarına, hı-hı, misafir öğrenci statüsünde eğitim almalarına izin verilmesini, bu imkan sağlanmasını istiyoruz. Hı-hı. Bizim derneğimizin yaptığı önemli işlerden bir tanesi de bu 2000'den sonra gelmiş Batı Türkistan'dan gelen Türkistanlı aileler, yani Özbekler, Tacikler daha çok, çünkü bu iki ülkede rejimler kendi halklarına çok büyük zulüm yaptığı için bu iki ülkeden kaynaklı, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan'dan gelen insanlar var. Bunların Türkistanlılık bilincini kazanması için bütün, yani kimliğini yeniden hatırlıyorlar. Evet, yani bir taraftan İslami kimliklerini eğitim damlalarımız eğitim yoluyla verirken biz de toplantılarımızda onlara Türkistanlı olduklarını, atalarının Türkistanlı olduğunu, vatanın Türkistan olduğunu anlatıyoruz ve yani birçokları da bizi hayretle ya nereden çıktı bu Türkistan kelimesi diye bakıyor ama bu Türkistan kimliğinin yeniden bu Batı Türkistan topluluklarında neşvi nema bulması için adımlar atıyoruz. Üçüncü bir çalışmamız da Türkistan'dan bir aydın kesim gelişsin burada. Entelektüel, evet, her anlamda. Evet, Türkistanlı aydınlar gelişsinler, ziyalı diyoruz biz, ziyalılar gelişsinler ve vatanımızda hizmet versinler diye üniversite eğitimi almaları için çalışıyoruz. Bu konuda Kastamonu Üniversitesi'ne teşekkür borçluyuz. Hı hı. Kastamonu Üniversitesi, Allah razı olsun, bize kapılarını açtı Türkistanlı öğrencilere. Orada bizim değişik Türkistan ülkelerinden, hatta Türkistan dışında, Arabistan'da vesaire yaşayan Türkistan kökenli ailelerin çocukları şimdi Kastamonu Üniversitesi'nde, başka üniversitelerde de okuyorlar. Bizim hedefimiz Türkistanlı öğrenciler burada hem milli dini kimlikleriyle beraber bir meslek edinsinler ve seviyeli bir şekilde, o mesleklerin nitelikli bir şekilde ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunsunlar noktasında. Şimdi Türkistanlıların sorunlarına gelecek olursak, belli başlı bu dikta yönetimi, baskı yönetimleri Batı Türkistan'da, hı hı, eski Sovyetlerden sonra ve dini kimlikler üzerine yapılan baskılar neticesinde bir zaten demokratik muhalefet diye bir şey yok. Muhalefet ister istemez ayrılmak zorunda. Ya isyan edecek ya ayrılacak. Başka, evet, yok. Bu Özbekistan diktatörlüğü, Tacikistan diktatörlüğü, Türkmenistan diktatörlüğü, Çin işgali. Bunun neticesinde Uygurlar, Tacikler, Özbekler, Türkmenler buraya geliyorlar. Değişik yollardan buraya geliyorlar. Yani 200 bin kişi var diyoruz. Bu 200 bin kişi hangi sebeplerle gelmiş? Çoğunluk ekonomik sebeplerle gelmiş. Orta Asya devletlerinde ekonomi çökmüş olduğu için, büyük bir ekonomik kriz yaşandığı için büyük çoğunluk ekonomik sebeplerle geliyor ve bugün Türkiye'nin her yerinde marketlerde, restoranlarda, benzin istasyonlarında çalışan Özbek işçiler, Kırgız işçiler görüyorsunuz. Her yerde rastlıyoruz. Yahut da yaşlılara, hastalara bakan Özbek kadınlar görüyorsunuz. Yani yüksek tahsilli, mühendis, doktor, gazeteci, Özbek öğretmen insanlar burada işçi, markette, restoranda işçilik yapıyor ya da hasta bakıcılık yapıyorlar. Yani ekonomik sebeplerle gelen kardeşlerimiz var. Siyasi, dini baskılar sebebiyle
gelen kardeşlerimiz var. Bir de bizim meşru saymadığımız yasa dışı işlerle uğraşan mafya türü ya da narkotik, gayri ahlaki yahut da silahlı terör gruplarıyla ilgilenen kişiler var. Biz tabii bunların hepsini ayrı ayrı mütalaa etmek zorundayız. Şimdi hocam dedi ki biz muhacir değiliz. Burası bizim kendi vatanımız. İşin doğası bu. Normali bu. Ama bir de realite var. Realite nedir? Biz burada yabancılar kanunuyla muhatabız. Yabancılar kanununa göre vatandaşı kalmak çok mu zor? Başka devletlerin vatandaşıyız biz. Yani bizim için diyelim ki Ukrayna vatandaşı neyse bir Özbekistan vatandaşının durumu da aynı. Bir farkı yok yani. Aynı yabancılar kanununa göre burada muamele görüyoruz. Aynı ikamet izni, aynı ülkeler arası vize işlemleri görülüyor. Tabii burada en fazla sıkıntıyı çeken siyasi ve dini muhalefet. Yani yaklaşık bizim ilgi alanımızdaki insanlar bu rejimlerden kaçan ve geri dönme imkanı bulamayan muhalif insanlar. Tabii suça karışan insanlarla bunların ayırt edilmesi lazım. Bir diğer faktör de ülkede, Türkiye'de, dünyanın her tarafında var. Bir yabancı düşmanlığı oluyor. Ekonomik sebeplerle oluyor, sosyal sebeplerle, cehalet sebebiyle oluyor. Halk içerisinde, toplum içerisinde bir yabancı düşmanlığı oluyor. Bu yabancı düşmanlığı bazen Suriyelilere yöneliyor. Yani ve bu bir kısım medyanın, ki herkes onların ismini bile söylemeyeceğim. Evet. Onların kim olduğunu herkes biliyor. Evet. Yani biz toplum bazen olarak... Bazen Afrikalılara yöneliyor, bazen de Türkistanlılara yöneliyor. Tabii istenmeyen bazı olaylar da bunu tetikleyici rol oynadı. Mesela bu yılbaşında yaşanan bir Rayna katliamı olayı. Şimdi bu adam önce denildi ki Orta Asya tipli bir adammış. Şimdi tanımlarken bile bir ırkçı, bir ırkçı bir tanıma var. Orta Asya tipli deniyor. Sonra Uygurmuş denildi. Sonra Kazakmış denildi. Sonra Kırgınmış denildi. En son Özbek olduğu ortaya çıktı bunun. Fakat bu arada bütün Türkistanlı toplum suçlandı. Herkes dedi ki ya bu teröristler bunların içinden çıktı. Şimdi ben Türkiye'li kardeşlerime bir empati yapmalarını rica ediyorum. Avrupa'da bir tane adam gidiyor bir eylem yapıyor. 40-50 kişi sivil insanları öldürüyor. Biz de diyoruz ki lanet olsun bunu yapan kim olursa olsun. Bu ne İslami'dir ne insanidir yapılan şey. Tasvip etmek mümkün değil. Ama Avrupa basını buna İslami terör diyor. Yani alçakça bu bir algı operasyonu yapıyor. Ha, İslami terör dediği zaman biz diyoruz kardeşim İslami terör deme. Adamın örgütü var. El-Kaide mi diyorsun, IŞİD mi diyorsun, ne diyorsan. Bunu diyenlerin tamamı o terör örgütlerinin aslında Kur'an devletler. Yani bu eylemi yapan, suçu işleyen kişinin fiiliyle onun dini aidiyeti arasında bir ilişki kurunca o din mensuplarının tamamına siz hakaret ediyorsunuz, suçluyorsunuz. İslami terör denilmesine Cumhurbaşkanımız ne diyor? Dinle yan yana kullanamazsın. Merkel'e İslam, dünyanın da ayar vermişti. Evet, İslam'la terör yan yana kullanamazsın. Bunu buraya uygulayalım şimdi. Bir tane Türkistanlı, Orta Asyalı birisi geldi burada bir suç işledi. Siz tutup da buna Özbek terörist dediğiniz zaman bütün Özbeklere hakaret etmiş oluyorsunuz. Çok yanlış. Çünkü şu Uygur en terörist, başta dememiz evet. lazım. Lafınızı balla kesiyorum. Terörün dili, dini, ırkı olmaz. Evet. Yani bir de Özbekler her şeyden önce bize çok yakınlar. Yani dolayısıyla kimlik yansıtarak bütün toplumu suçlu ilan etmek bence terör örgütlerinin işine yarar. Ama maalesef Türkiye basınında bu ısrarla Özbek terörist, Özbek terörist, Uygur terörist, Orta Asyalı terörist, Türkistanlı terörist ısrarla kullanıldı ve toplum içerisinde şimdi adam komşusuyla rekabet yapıyor, ticari rekabet. İki tane restoran var yan yana. Hı hı. Adam bu komşusundan kurtulmak istiyor. Diyor ki bu teröristtir diye polise şikayet ediyor. Polis de geliyor bakıyor bu adam Özbekistan vatandaşı. Alıyor, kontrol ediyor, bakıyor ki terörle falan bir alakası yok. Hiçbir suçu yok. Hiçbir suça karışmamış. Alıyor, göç idaresine veriyor. Diyor ki bu yabancı, biz bunu terör şüphesiyle aldık ama herhangi bir suçu olmadığı için size teslim ediyoruz göç idaresine. Göç idaresi de diyor ki madem bu terör şüphesiyle alınmıştır, o halde biz bunun sınır dışı ederiz Türkiye'den, atarız. Ve sınır dışı etmek üzere işlem başlatıyor.
Arkasından sınır dışı, eğer biz bunu mahkemeler yoluyla bu kişinin gerçekten terörle ilgisi yoksa durdurmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen özellikle o halden sonra maalesef bazı göç idareleri çok hukuksuz bir şekilde deport işlemi yaptılar. Ve deport edilen kişiye terörist, DAEŞ şüphelisi damgasıyla gönderiliyor. Burada irdelenmesi gereken bir mesele var. Yani özellikle görevini kötüye kullanan isimler var herhalde anladığım kadarıyla. Tahkikat yapılmadan mı bu şekilde bir karar veriliyor? Şimdi yani burada toplumdaki yabancı düşmanlığı, ticari rekabetler, insanların ürkmesi, işte Özbek terörist kavramsallaştırmasının neticesinde mahallelerde adam komşusunun evinde Özbekler gelip gidiyor, Uygurlar gelip gidiyor bu eve. Terörist diyor. Bir iki örnek olay anlatayım ben size. Tabii ki, buyurun. Mesela geçtiğimiz günlerde, bu Temmuz ayının 7'sinde Pendik'te bir ev. Özbekistanlı bir ailenin kaldığı bir ev. Bu evin sahibi Gülnaze Yusufova isminde bir hanımefendi. 2 gün önce doğum yapmış. 5 Temmuz tarihinde doğum yapmış bu bayan. Ve çocuğuna da Türkiye sevgisinden dolayı Abdülhamit Han ismini koymuş. Ha, maşallah. Abdülhamit Han'ın annesi 5 Temmuz'da doğum yapıyor. 7 Temmuz'da sabah namazında evine terörle mücadele ekipleri geliyorlar. Burada bir terör şüphelisi olabilir diye bir ihbar almışlar. Olabilir. Geliyorlar, alıyorlar. Bakıyorlar, diyorlar ki burada terörle ilgili birisi yok. Evde zaten kadın, evin erkeği de bir işinde çalışıyor. Kadıncağız yeni doğum yaptığı için 2 tane ablası gelmiş. Kendisi 4 çocuğu var, 5. çocuğunu dünyaya getirmiş. Bunlar yabancıdır, Özbekistan vatandaşıdır diye terörle mücadele alıyor bunları karakola, karakolanda göç idaresine teslim ediliyor. Biz tabii burada diyoruz ki ya bu adam suçluysa, DAEŞ'la ilgili ilgisi varsa, herhangi bir şekilde terörist ise yargılansın. Hı hı. Değilse serbest bırakılsın. Neden bu terör damgasıyla göç idaresi tarafından sınır dışı işlemine tabi tutuluyor? Şimdi bu hanımefendi hala hapiste. Kaç gündür? Şu anda 7 Temmuz'dan beri ve yaklaşık çocuğuyla beraber yeni doğdu Abdülhamit Han da 5 Temmuz'da doğan Abdülhamit Han da hala hapiste. Yani geri gönderme merkezinde, göç idaresinin geri gönderme merkezinde sınır dışı işlemi başlatılmış durumda. Bizim avukatlarımız da onun hakkında derhal müdahale ediyorlar. Hem sınır dışı işlemini durdurmak için. Oturma izni var değil mi Türkiye'de? Oturma izni de var. Oturma izni de sahip ama göç idaresi bana terör şüphelisi diye getirirdi diyor. Ve oturma iznini iptal ediyor. Arkasından terör şüphelisi genel güvenlik tehdidi oluşturuyor diye kod koyuyor. Bu kod olayı bizim en fazla rahatsız olduğumuz bir olay. Çünkü elbette ülkede bir terör tehdidi ya da ülkeye zarar verecek insanlar olabilir. Bunlara karşı tedbir alınması gerekir. Bunun iyi kullanılması lazım. Ama bundan en fazla kim yararlanıyor bu hatalı uygulamalardan biliyor musunuz? En fazla terör örgütleri yararlanıyor. Çünkü siz her önünüze geleni terörist deyip, terör kodu koyup, içeri alıp, aylarca eziyet edip, ondan sonra da ülkesine terörist diye teslim ederseniz, o ülkede zaten teslim aldığı zaman DAEŞ şüphelisi damgasıyla alıyor. Aldığı adamın nasıl bir muamele yapacak? Yani bunun günahını şimdi bu kadıncağız, biz tabii hukuki yollarda bunu durdurmaya çalışıyoruz şimdi. Bunun sınır dışı edilmesini, ülkesine teslim edilmesini durdurmaya çalışıyoruz. Ama buna benzer olaylar. Yine yakında yani çok olaylar oldu da ben en son örnekleri size sayıyorum. Mayıs ayında Zeytinburnu'nda bir eve savcılık arama kararı çıkarıyor. Hı hı. Burada bir Doğu Türkistan kökenli terörist var diye bir mahkeme savcılık yazı yazmış. Terörle mücadele ekipleri bu binaya geliyorlar. Bu kişiyi buluyorlar, bulamıyorlar. Ama bu binada oturan bütün Türkistanlı ailelerin hepsini gözaltına alıyor. 23 kişi, toplam 23 kişi gözaltına alındı. Mayıs ayının başında.
orada misafirliğe gelmiş bir Kırgız aile de var onların içerisinde. Soruyor polis, sadece bunların içinde yabancı var mı? Türk vatandaşı olmayan. Oralı, Türkistanlı, Uygur, Özbek, Tacik var mı? Varsa al, getir hepsini gözaltına. 23 kişi gözaltına alındı. Bunların 6 tanesi bayan, 3 tanesi erkek, 14 tanesi çocuk. Ve Mayıs ayından beri bunlar, bir de göç idaresi kod koydu, terör şüphelisidir diye. Bunlara kod koydu. Ve biz diyoruz ki bunların hiçbir tanesinin terörle alakası yok. Hiçbir soruşturma ne düzeyde peki? Şu an zaten terörle alakası yok diye adli bir soruşturma yapılmıyor. Suçu olmayanlara adli soruşturma yapılmıyor. Hı hı. Suçu olanlar adli soruşturma yapılıp zaten mahkemede yargılanıyor, o ayrı. Biz de öyle diyoruz zaten. Varsa bir suçu yargılayın. Ama suçu olmayan insanları göç idaresine teslim ediliyor. Göç idaresine terör şüphelisidir diye kod koyuyor. Arkasından sınır dışı işlemi başlatılıyor ve bu 23 kişi, 14 çocuk, 6 kadın, 3 erkek hala göç idaresinin geri gönderme merkezinde. Geri gönderme merkezleri, tabii Türkiye'de mülteci sorunları ile ilgilenen kuruluşlar da var. Allah razı olsun onlardan, hepsine teşekkür ediyoruz. Mülteci hakları ile ilgili dernekler, avukatlar, insan hakları kuruluşları var. Şimdi bu mülteci haklarını bir toplumun gelişmişliği, insanların gelişmişliği çeşitli ölçüler vardır. Hani çevreye verilen değer, kadına değer, yaşlılara verilen değer, çocuğa verilen değer, aynı zamanda bu mülteciye verilen değer de önemli bir göstergedir. Çünkü hepimiz mülteci olabiliriz. Hepimiz zor duruma düşebiliriz. Ülkemizi, evimizi terk edip başka bir yerde yaşamak zorunda kalabiliriz. Allah kimseyi yurdundan etmesin. Amin. Şimdi Türkistanlılar zaten burayı kendi vatanları bilmiş gelmişler. Yani bu mülteci insanlara geri gönderme merkezleri aslında bir misafirhane statüsünde olması lazım hukuken. Hı hı. Ama hapishaneden daha kötü. Hatta toplama kampı, Nazi toplama kampı durumundadır buralar. Yani bazı geri gönderme merkezlerinde avukatlarıyla görüştürülmüyor bu insanlar. Avukat gidip noter vekaleti alamıyor. Yakınları ziyaret edemiyor. Yani biz bunu hala düzelmiş değil. Göç İdaresi'nin genel müdürü değişti ama İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da geri gönderme merkezlerinde hala bu uygulamalar devam ediyor. Orada yaşayan geri gönderme merkezinde hapis hayatı yaşayan... İstanbul'da şu an problemler çözülmüş gibi İzmir, Aydın ve Muğla mı dediniz? Ağırlıklı olarak oradakiler, genelde hepsinde var problemler geri gönderme merkezlerinde. Yani burada Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, İstihbarat Teşkilatı ve Göç İdaresi'nin iyi bir koordinasyonla, biz Türkistanlılar tabii Türkistanlı olduğumuz için ayrıcalık istiyoruz, bekliyoruz. Yani diyoruz ki bize yabancılar kanunu uygulanması zaten bizi rencide eden bir şey. Biz yabancı değiliz, bu ülkenin sahibiyiz. Fakat tamam yabancılar kanunu uyguluyorsunuz, o zaman şunu istiyoruz. Birisi ihbar etti diye hemen ya da herhangi bir şüpheden dolayı bu ırkçı, yabancı düşmanı uygulamalara devletin görevlerin prim vermemesi lazım. Burada bir nokta koyalım. Değerli izleyenler, son reklam aramıza gidiyoruz. Sakın ekran başından ayrılmayın. Reklamlardan sonra Türkistanlıların Türkiye'de yaşadığı problemleri konuşmaya devam edeceğiz. Akit Özel'in son bölümüne, son dakikalarına girdik değerli izleyenler. Az önce Türkistan Der Genel Başkanı Burhan Kavuncu, Türkiye'deki Türkistanlıların özellikle sorunlarını irdeledi. Özellikle göç idaresine götürüldüklerini, belli şüphelerle o göç idaresinde hapishane tarzı yerlere atıldığını söyledi ve bunun bir çözüm bulunmasını talep etti. Şimdi ben Tahir Abdullah'a, Sayın Türkistan Der Başkan Yardımcısına dönmek istiyorum. Şimdi Türkistanlıların sadece bir problemi bu değil. Özellikle eğitim konusunda da problemleri olduğunu görüyoruz. Gerek medyaya yansıyan haberler, gerek duyduklarımız. Ne gibi problemleri var Türkistanlıların? Ne gibi ve ne gibi bir çözüm üretilebilir? Evet hocam. Türkistanlılar Türkiye'den, Türkiye halkından millet olarak, devlet olarak çok beklentilerimiz var. Özellikle eğitim konusunda. Hı hı. İlk başta anlattığım gibi bizim Özbek halkı hususen dini eğitim konusunda kendi memleketimizde sıkıntı yaşadığımızdan dolayı buraya taşınmış bir vaziyetteyiz.
Türkistan Der kanadı altında açılmış Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği ve başka birkaç dernekler adından Türkistanlık muhacirlerin çocuklarını eğitimi konusunda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dini eğitim, Özbek kültür medeniyeti, dünyevi bazı fenler, matematiktir, fiziktir ve başka elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama imkanlarımız çok sınırlı olduğundan hocalarımız anlattıkları bu muhacirlerin oturma izinlerinin olmadığı bu husustaki sıkıntılardan dolayı o kadar da erken, o kadar da rahat hareket edemiyoruz. Yani çok sınırlı bir şekilde çalışmalarımız var. Hı hı. Gene de şükürler olsun çok rahatız bu konuda çalışıyoruz. Geçen de birkaç gün oldu İstanbul Müftüsü hocamızla buluştuk. Bu konuda bazı problemleri ortada beraber çözmeye danışmış olduk. İnşallah iyilikler bekliyoruz. Ben şunu söyleyeyim, Orta Asya memleketleri Türkiye ile beraber yapması gerek olan çok işler var. Yani bizim fakat dini konuda değil, belki dünyevi konuda çok mesleklerde bizim Orta Asya halklarının birçok kadrolara ihtiyacı var. Bu konuda Kastamonu Üniversitesi ve başka üniversitelerle beraberlikte birçok işler yapabiliriz. Türkiye devleti, şimdiki Özbekistan yeni yönetimi, biz ortada elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız bu konudaki biz yapalım. Yani okumak bu bizim dinimizin esas temelidir. İkra. Aynen, dinimiz zaten bu kelimeyle başladı. Okumakla olacak, okumaktan hiçbir şey olmaz. Biz zaten son dönemde yani İslam alemi çökmüşse başka sebebi yoktur bunu. Biz bu konuda okumak ve okutmak konusunda geri kaldık. O yüzden bu durumlara geldik yani. Bizim elimizden ne kaybetmişsek başka sebebimiz yoktur. Biz okumadık. Dinimizi ilk önce Allah'ı tanımadık. Uzaklaştık. Uzaklaştıkça uzaklaştık. Onun yanında başka bir şeyleri de çok bıraktık ki batıdır, başkasıdır bizden bu konuda daha çok ilerlemiş oldular. Ve bizim kaynaklarımızda mesela aynen. Endülüs Emevilerinin. Aynen. Biz, yani Nikola Tesla ne diyor? Biz diyor Endülüs Emevilerinin bir kitabını çevirdik. Rönesans'ı yaptık, reformu yaptık, sanayi devrimini yaptık. Artık sonra da yeni dünyayı inşa ettik diyor. Evet. Emevi'nin sadece bir kitabıyla. İslam ama biz kaynaklarımıza yabancıyız. İslam dünyaya geldikten sonra binlerce sene alemi, yeryüzünü yönetti yani. Niye yönetti? Çünkü biz her şeyi yerinde istifade ettik. Bu biz İslam derken fakat din düşüncesi bu yanlıştır. İslam din dünyadır. Bizi dedelerimiz, babalarımız bunu iyi anladılar ki tıbbiyat olsun, fizik olsun, matematik olsun her sahanın asıl temelini koymuş insanlar bizden çıktılar yani. Evet. Özellikle Orta Asya bölgesinden çıkmış olması İbn Sina'dır, Harizmi'dir, evet. Başkadır. Bu çok yani ilginç. Evet. Muhyiddin Arabi der, Farabi der keza. Evet. Bizim yani yapmamız gerek olan şeyler asıl bu olduğunu, gerçek olduğunu daha ortaya bir yani şu, çok özür diliyorum. Abdülhamit Han'ın bir sözü var. Bizi yükseltecek olan batı değil, değerlerimize sımsıkı sarılmaktır diyor. Aynen. Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han. Buyurun hocam. Evet, ben şunu eklemek istiyorum. Tabii Sayın Başkanım şu anda Türkiye'den, hükümetten ya da yetkililerden beklentilerimi söyleyecek. Ben Türkistan Der adına şunu demek istiyorum yani. Hı hı. Bizim Orta Asyalı ya da Türkistanlık bütün muhacirlerle ilgilenirken bizim amacımızdan biri de bütün kardeşlerimizi sımsıkı böyle kucaklayarak tefrikanı ortadan kaldırmaktır. Tefrika dediğimiz fitne yani, öyle değil mi? Yani fitne olsun, tefrika, anlaşmazlıklar olsun. Biz şu anda buna mahal verecek durumda değiliz. Biz hepimiz Türkistanlıyız, hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Sen o grup buruk demiyoruz. Herkes bize geliyoruz, kucaklıyoruz. Hatta başkanım dediği gibi Tataristan'dan olsun, Rusya'nın başka bölgelerinden. Hatta Anadolu insanlarıyla biz kaynaşmamız lazım. Bizim başka şeyimiz olamaz. Yani. Ki yani kimseye rencide etmek için söylemiyorum. Kafir gelirken işte sen Türkmensin, sen Türksün, sen ne bileyim Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Arapsın demiyor. Evet. Gelirken hepsini birden öldürüyor ki evet. Zaten Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine, arkasındaki güçlere baktığımızda da
Bu gerçek apaçık ortada. Yani bu noktada çok manalı bir söz söyledi. Türkistan der, kucaklayıcı bir organizasyon. Onu demek istiyorum değil mi başkanım? Bu önemli mesele. Evet, doğru. Evet. Yani eğilmemiz lazım. Çünkü kardeşlik hakikaten çok önemli. Mesela Türkiye'de hep işte toplumsal kutuplaşma, toplumsal kutuplaşma gibi tezler ortaya attılar. Özellikle hükümeti suçlamak için. Ama biz özellikle yani en yakın örnek olduğu için ve tarihte tabii örneği de yok. 15 Temmuz işgal girişiminde. Cumhurbaşkanımızın sadece bir telefon çağrısıyla 30 milyon insan sokağa döküldü. Yani ve işte gençlerimiz şöyle asimile oldu derken ama yani o 15'lik Mehmetlerden farkları yoktu. Önemli olan bu ruhu koruyabilmek ve hiçbir ayrım yapmadan. Çünkü bizim medeniyetimiz bugün bakıyorsunuz Fransa'nın eski cumhurbaşkanını izleyicilerimize bile Sarkozy. Onun dedesini bile yetiştiren İstanbul'dur yani. Şunu demek istiyorum, siz hatırlattınız. Hı hı. Yani bugün Türkistan'da da Türkiye yeni bir vizyonla tanınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi tanınıyor, Sayın Erdoğan iyi tanınıyor. Çünkü Özbekistan'a gitti, Samarkand'a gitti, devamlı olarak oralara gidiyor. Artık bir Türkiye ve Sayın Erdoğan'ın bir yeni vizyonuyla biz Türkistan'a gelmesini istiyoruz. Artık başkanım bunu daha tamamlayıp söyler yani. Buyurun hocam size sorayım, artık son dakikalarımızda giriyoruz. Evet. Türkiye özellikle Türkistan'a yönelik neler yapmalı? Yani yeni bir vizyon dedi değerli Namaz Hocam. Ne yapmalıyız? Yani konsolosluklarımız var, özellikle kültürel bağlarımız var. Bildiğim kadarıyla mecliste bununla ilgili komisyon var. Ama yani o bir bağlantı tam manası sağlanabilmiş değil sanki. Türkiye kendi bakışını geliştirmesi lazım. Hı hı. Eskisine göre bazı olumlu şeyler, değişiklikler oldu Türkiye'de. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'na biz müracaatta bulunduk. Yani bu yılbaşından beri Türkistanlılara yönelik toplumda bir terör algısı neticesinde işte Suriyeliler, Türkistanlılar yabancı düşmanlığı yayılması üzerine ve buna dayalı gözaltılar, doğru yanlış bir sürü insanın gözaltına alınması. Şu anda yüzlerce Türkistanlı, hiçbir terör örgütüyle alakası olmayan yüzlerce Türkistanlı geri gönderme merkezlerinde hukuki olarak sınır dışı işlemleri durdurulmuş durumda. Yani ama sizin uyarınızdan sonra evet. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda özellikle adım atacağını düşünüyoruz. Çünkü çok çalışan gerçekten bir bakanımız var Sayın Süleyman Soylu. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Tabii ümit ediyoruz bu hatalar kısa zamanda düzeltilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na biz başvuruda bulunduk, dedi ki bu konularda hani Ensar Muhacir kardeşliği, Türkistanlılarla Anadolu halkının kardeşliği konusu da Diyanet Teşkilatı bir uyarılsın. Çünkü halkı aydınlatan bir teşkilat. Diyanet İşleri Teşkilatı bir cuma hutbesini buna ayırdı. Teşekkür ediyoruz bunun için. Ensar Muhacir kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de bulunan muhacirlere yabancı muamelesi yapılmaması, kötü davranılmaması, mültecilere iyi davranılması ve toplum içerisinde bir dostluk, kardeşlik ortamı oluşturulması için böyle güzel şeyler de oldu. Allah razı olsun kendilerinden. Yine geçmişte bu bölgelerde yaşanan birçok olaylar oluyordu. Mesela 2005 yılında Doğu Türkistan'da bir katliam oldu. 97 yılında bir katliam oldu. Şimdi bu katliamlar olduğu zaman Türkiye diye bir devlet yoktu öncekilerde. Ama şu dönemde artık Türkiye bir taraf ülke olarak müdahale ediyor. Ki toplumsal bir duyarlılık da var. Yakın zamanda ben hatırlıyorum. Bizatihi Cumhurbaşkanımız devreye girerek özellikle Çin'le, Xi Jinping'le birebir görüşüp... Geçen sene bakın Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Malezya'da epeyce Filipinler'de bekletilenler oldu. Hı hı. Doğu Türkistan'dan kaçıp ortada kalmışlar. Kimliklerini de ortadan kaldırmışlar. Türkiye bir taraf ülke olarak gitti, müdahale etti ve oradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi aldı, buraya getirdi. Yani yakın. Türkiye'nin burada ben bu Türkistan meselesinde tarafım, taraf ülkeyim demesi, bütün dünyaya bunu ilan etmesi ve bunun muhatabı kimdir? Çin'dir, devletidir. Çin de bunu kabul etmesi. Bu Türkiye tarihinde olmayan bir şeydi. Onun için biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Önemli bir şey. Batı Türkistan'da da, Doğu Türkistan'da da Türkiye'yi temsil eden diplomatik temsilciler zaten biz oralarda yönetimlerle de kavgalı olmamaya çalışıyoruz. Yani yönetim eğer Çin
çok bariz haksızlıklar yapmadıkça bizim halkımız uyumludur, Türkistan halkı. Ama Türkistan kimliğini, dostluğunu, kardeşliğini geliştirecek şekilde çalışırlarsa, mesela Türkistan Türkiye'de iş adamlarını bekliyor gelişmek için. Son derece yatırıma müsait, karlı yatırımlara müsait bir bölgedir. Şu anda Özbekistan 20 alanda, 20 kalemde Türk yatırımcıları davet etmiş. Ve olağanüstü kolaylıklar sağlayarak İslam Kerimoğlu zamanındaki o engelleyici şeyler de kalktı. Özellikle devlet sübvansesi var. Evet. Davet ediyor Türkiye iş adamlarını, gelin Türkiye, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a yatırım yapın diye biz davet ediyoruz Türkiye iş adamlarını. Yine eğitim gidiş gelişlerimiz çok fazladır. Üniversitelerden Türkistanlılara daha fazla imkan vermelerini, Türkistanlı öğrencileri daha fazla eğitmelerini istiyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum özellikle. Bugün gerçekten Akit Özel'e yakışır özel bir programı masaya yatırdık. Özellikle Türkistan kardeşlerimizin sorunlarını ve Türkiye'nin Türkistan coğrafyasına oluşturması gereken perspektifi ele aldık. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür ise değerli izleyenlerime. Yaklaşık 1,5 saat boyunca bizi dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Hepiniz Allah'a emanet olun. Akit TV ekranlarından ayrılmayın. Biz de çok teşekkür ediyoruz bize imkan verdiğiniz için. Derdimizi bizimle paylaştığınız için Allah razı olsun diyoruz. Bir mukabele. Bütün Anadolu halkına selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli izleyenler.